Çok sevgili kardeşim, dostum dediğim Aziz Sayıdut, hoş geldiniz, sefalar Efendim, ne getirdiniz. güzel bir muhabbet, ne güzel Eyvallah, bizi eyvallah, burada konuk eyvallah. ediyorsun Çok sevgili. teşekkür ederim. Aynı zamanda aslında Orhan Demirtaş bizim Van Sanat Edebiyat Topluluğu'nun Eyvallah, başkanı. eyvallah. Birçok programda bir araya gelmişiz. Evet. Burada bu programda olmak çok onur verici, Eyvallah, çok gurur verici çok değerli teşekkür ederim. başkan. Çok teşekkür ederim. Aziz Hocam, aslında gerçekten siz Van için bir değersiniz. Birçok alanda boy göstermiş, birçok alanda ciddi anlamda başarılar elde etmiş çok değerli kardeşlerimizdensiniz. Ben sizi tebrik ederek aslında muhabbete başlamak istiyorum. Biraz seyircilerimize Aziz Saydut kimdir, tanıtır mıyız? Evet, çok zor soru aslında. Aziz Saydut Evet. kimdir desek, Aziz Saydut aslında ne diyor? Ben aslında hani hayatın içinde, hayatta bir varlığın içinde bir kitap oyun yazmıştım aslında. Ben bir hıyarım yoğurda katlay cacık oldum. Ben hayatın içinde böyle yaşarken hayat beni bir şeylerin içine aktı, bir şeylerin içinde yol aldım. Aslında biraz yani 99-2000 yıllarda böyle sanata, edebiyata, tiyatroya ilgiyi nasıl uyandırdım onu söyleyeyim. Aslında Aziz Saydut'un birçok yönü sanat edebiyat üzerine biraz hemhal oluyor. Bizim babam sobacı dükkanı, benim çocukluğum sobacı dükkanından geçmiş. Üniversite yıllarında da sonra hem dükkan hem iş arasında geçmiş. Sobacı dükkanında böyle bizim sobacı dükkanının apayrı bir özelliği vardı. Her kesimden kişi gelirdi. Yani veteriner fakültesinin öğrencisi de gelirdi. Abim de aynı zamanda hem futbolcuydu, kaleciydi. Ben de hem üniversite okuyordum. Böyle kesimdeki kişiler gelip bizim dükkana mutlaka uğrardı. Bizim dükkan biraz böyle Van'ın esnaf dükkanlarının dışında bir şeydi. Yani bizim böyle sanatta ilgilenmemiz yönüyle. Sobacı dükkanında başlıyor aslında benim her hikayem. Bir gün sobacı dükkanında Ebru şey yaparken, semavar yaparken bir Hüseyin Hoca ile tanışıyor. Hüseyin Helva ile ona Ebru teknesi yapmaya başlıyoruz. Ben de ona soruyorum ya bundan balık tavası olmaz, balık bundan pişmez. Ne Diyor yapmayı ki, planlıyorsunuz, değil evet ya mi? balık olmaz Yani dedim. evet. Hüseyin Hoca da dedi ki ya dedi bu balık tavası değil, ben bundan resim yapıyorum. Nasıl yani şey resim? Dedi suyun üstünde. İnanılmaz. Bir anda benim hemen ilgi odağım çevrildi. Zaten benim amcamın oğlu da kendisi rahmetli resim yapıyordu bizim evde kalırken. Evin bir odası yağlı boyalar kokardı. Yani benim çocukluğum da yağlı boya ve resimleri görerek geçti. Evet hocam. Bu söz beni hemen celbetti. Ve nasıl bir şey dedim. Evet. Hemen gittik atölyeye gittim. Suyun üstünde resim yaptığını gördüm. Aa, ne biçim muhteşem bir şey. Bu nedir? Ebru. Sonra Ebru'dan sonra o Ebru atölyesinde şunu öğrendim. Oraya Ebristan'a gelen birçok şair, yazar orada tanıma olanağı buldum. Ondan sonra orada şiirler çok okundu. Şiire merak salmaya başladım. Sonra ah dedim şiir varmış. Sezai Karakoç varmış. Onlara sonra başka şairler. Birçok şairin şiirlerine merak saldım. Ondan sonra şairlerin şiirlerini okumaya başladım. Ezberlemeye başladım. Sonra tiyatro varmış dediler. Bununla beraber aslında benim okulu okurken radyoloji okudum. Radyoloji kazandığım zaman o zaman üniversitelerde Türkiye'de 2, 4, 5 üniversitede vardı radyoloji bölümü. Ben de soruyordular ya hangi bölüm kazanın? Radyoloji. Aa dedi bittikten sonra hangi radyoda çalışacaksın o zaman? Yeni Radyoloji yeni yerel radyo. radyoları Evet. Ben dedim ya o radyoloji dediğiniz algılıyorlar, gibi radyolarda değil hastanede film çeken. Ya dediler ya ne film kardeşim röntgenciyim söylesene değil ne mi evet? radyoloji var. Röntgenci, Ondan evet. sonra ya millet Röntgenciğin bir ifadesi de biraz kötü şeyler hayır çağrıştırıyor insanlar öyle tabir. Aslında tabii. röntgenci nedir? X ışını bulan Yani kişi William röntgenci. Konrad Röntgen Doğru. 1907 yılında fizik ödülünü alan ilk Nobel ödülü alan kişidir X ışını bulduğu için. Sonrasında ya insanlar bana bir
kapı açtı. Ya dedim tamam radyocu, evet gideyim bir radyoda çalışayım ya. Bir radyoya gitmiştim o zaman, yerel radyoya. İşte ben radyo programı yapacaktım. Bana bir metin verdiler, işte metini okuyayım dediler. İşte okudum. Abi dedi ya sen dedi ya şivenin dibine vurmuşsun ya dedi, böyle şiveyle radyocu olmaz. Ne olacak? Dedi diksiyon dersi alacaksın. Ya diksiyon dersi ne dedim. Diksiyon ne? Sonra banda diksiyon dersi mi var falan. Bu sefer düştük diksiyonun peşine. Diksiyon nerede alınır, nerede alınır? Devlet Tiyatrosu'nda. Da bir yıl önce açılmış. Kimse de başvurmamış. Ben hemen gittim buldum. O Kamil Korunan Devlet Tiyatrosu sanatçısı. Gittim işte o zaman müdür muavini. Şunu söyledim dedim. Ya ben diksiyon dersi alacağım. Abi dedi senden başka kimse yok mu burada? Yani nereden buldun, nereden geldin? Evet, evet. Sonra bir tek projede de sizsiniz tek zaten. Derim. Sonra hoca dedi bu sezon şey değil ama Ekim'de öğretmenlere bir proje yapmışız. Öğretmenlerle madem buldun beni alayım. Tamam dedim. Öğretmenlerle diksiyon kursuna başladık. Başlarken ilk kursta bana hoca şunu verdi. İşte bir metin verdi. Eflatun Cem'ini hiç unutmam da, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diye başlayan bir tekerleme okudum. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ben deyim bu yokuştan, siz deyim bu yokuştan. Uçtu uçtu, kuş uçtu, kuş uçmadı, gümüş uçtu demeye varmadan iki tekerleyip üç yuvarladıktan sonra anam düştü beşikten, babam düştü eşikten. Biri aldı maşayı, diğeri aldı kaşayı. Bunu okudum, hoca dedi ki ya benimle gelir misin? Yani şeyden dersin arasından sonra benimle gelir misin? Ben dedim ne yaptım yani. Böyle bir anda şaşırdım. Hoca dersten sonra bir baktım beni o koridordan sahneye doğru götürdü. Sahnede bir ses var, hareketler yapıyorlar. İşte buralar yıkılacak, buralar olacak. Ya dedim ne oldu, sahneye çıktık. Halil Akarsu, hocam dedi bakar mısınız? O zaman genç toy, evet dedi. Buna bakar mısınız dedi. Ben de hiç anlamadım yani. Hoca dedi bana meseleyi karşı, çözmeye çalışıyorsun. Çözmedim yani ya, ne yapacağız falan. Çöz, koş karşıya doğru. Nereye koşacağım dedim. Koş lan alan dedi. Ne oluyor falan deyince koşmaya başladım. Duvara çarptım, yere yıkıldım. Tamam dedi alın bu adamı şeye, Devlet Tiyatrosu'nun bizim oyuna kadro olarak. Ha, hoca dedi ki ya işte diksiyon kursunun ücretini alacağız. Tiyatro maceranız başladı sanırım. Devlet Tiyatrosu'nda işte Haldun Taner'in Eşeğin Gölgesi'nde oyuna başladık. Abi provaya başladık. Devlet Tiyatrosu'nun sanatçılarıyla o zaman gerçekten Süleyman Atanasev, Tolga Evren, ondan sonra ben 21-22 yıldır kaçırmam. Evet. Van Devlet Tiyatrosu özellikle bu anlamda çok ciddi işler çıkarmıştır. Evet. Ben buradan Van Devlet Tiyatrosu bütün ekibini, tiyatrosunun bütün ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten. Özellikle de Cem Bey'i, Gül Hanım'ı tebrik ediyorum. Evet. Çok güzel işler yapıyorlar. Buradan sevgiyle saygıyla selamlıyoruz kendilerini. Evet, yani bizim Cem Düzova ile evet. Cem evet. Yağ Basan da vardı o. Ha, gitti. O ayrı. Evet, o gitti. Onun bir tane çok tabii, güzel oyunu tabii. Vardı. Eski fotoğraflar. Nalan Sayar'la oynamıştı. İnanılmaz. Cem Düzova bizim kıymetimizdir, değerimizdir. Değil mi? Cem Düzova ile bizim çakıştığımız bir nokta var. Bir dönem Van Devlet Tiyatrosu ile British Council'ın ortak bir projesi vardı. Oyun Yaz Projesi. Oyun Yaz Projesi'nde katılımcı arıyordular. Devlet Tiyatrosu'na prova dedim. Hadi gelin dedi, bir oyun yazma projesi var. Siz de katılın, katılım artsın. Ben de gittim tamam işte. Mehmet Ergen geldi. Gerçekten şu an çok iyi çeviriler, oyunlar yönetiyor, oyunlar oynatıyor. British Council'da. Oyun Yaz Projesi'yle bize oyun yazma teknikleri verdiler. Biz de yazdık. Sonra 4 kişi kaldık. Oyun Yaz Projesi'nde Cem Ahtamara'yı yazdı. Ben de bir anı yazdım. Şirin diye bir arkadaş vardı. Ahtamara başka çok güzel bir oyundu. O oynandı. Aynı. Evet, hatta ben yurt iki defa gittim. İngiltere'de. Bayağı bir turneye gitti. Cem'in yazdığı değildi. Hayır. Normal profesyonel oyundan bahsediyorum. Ha, o şeyindi. Funda Hanım'ın yazdığı. Evet, Funda Hanım'ın Ahtamara. Yazdığı. Evet. Ama Cem'in yazdığı da Ahtamara başka. O da İngiltere'de oynandı. Aslında yani İngiltere'ye kadar gitti. British aynı isimle iki oyun hazırlanabiliyor mu hocam? Tabii. Yani Ahtamara. Yani oyun içeriği, yazarın içeriği farklı. Tabii ki burada o hikaye, yaşanmış hikaye kaleme almak önemli. O olayın perspektifini, dramatürjisini nasıl yazabildiğiniz önemli.
Aslında o zaten tiyatroda en önemli unsurlar, ben de yıllar sonra oyun yazda yaza şunu anladım. Yaşanmış hikayeyi kaleme almak çok daha ayrı bir keyif. İnsanlar bundan daha bir etkilenebiliyor. Ama bir yani hayal kurgudan oyunu yazmak, ziyade, tabii. Kurgudan ziyade yaşanmış oyunlar çok kesin daha fazla mı heyecan yaratıyor, zevk ya, veriyor? Bir de onu sahneye dökmesi çok daha kolay oluyor. Yani siz şimdi hayali bir şeyi kurgulayıp yaptığınız zaman birçok yerde eksik kalabiliyor, geçmeyebiliyor ama benim gördüğüm kadarıyla yaşanmış bir hikayeyi tiyatrallaştırabilmek çok önem arz ediyor. Kesinlikle. Yani Van'da da mesela Ahtamara gerçekten çok bu konuda herkesin kulağında ve dimağında bilinen bir hikayeydi. Bunu bir tiyatral sahneye çevirebilmek Cem'le başladı. Çok önemliydi. Bununla beraber Van'da aslında yaşanmış birkaç tane hikaye var. Ben bugün bir senaryo yazdım. O senaryoyu da bir şeye gönderdik. Bir kurumun özel isteğiydi. Onu yazdım. Yapımcıya mı verdiniz? Yapımcı değil, yani bir kurum burada çekim yapacak. Ha, tamam. O çekimleri de bir ihtimalle bir büyük kısmını hem yönetmenliğini hem de ekran arkası ve ekran önünü de bana verdiler. Senaryoyu ben yazdım ve gönderdim. Şimdi genel merkeze gönderildi. Genel merkezden eğer senaryo